bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Yüzünü gördük hep siyah beyaz filmlerde. Sesini duyduk. O görüntüler kazındı hafızamıza. Bize bir ülke kurulurken nasıl acı çekildiğini, o acıların hiç unutulmaması gerektiğini anlattı o kareler. Çanakkale geçilmez dendi, geçirmediler düşman askerlerini. Müttefikler 1. Dünya Savaşı'nda yenik düştü. Savaş cephede bitti ama masada hala devam ediyordu. Millet yorgun ve fakir düşmüştü. Ve 1919'da başladı milli mücadele. Umut ve mücadelenin neferleri İstanbul'dan Samsun'a yola çıkmıştı. Milli mücadele ruhu sardı yurdun dört bir köşesini. Havza'da, Amasya'da, Sivas'ta, Erzurum'da ve Ankara'da kurtuluşun adımları atıldı. 23 Nisan 1920'de 1. Büyük Millet Meclisi toplandı. Zafer kazanılıncaya kadar dağılmama kararı alındı. Artık yeni bir devlet kuruluyordu. Halk elinde avucunda ne varsa orduya verdi. Büyük Millet Meclisi bağımsızlığı yok etmek için saldıranlara karşı cephede savaşıyordu. Ama Türk milleti azimliydi. Atatürk'le beraber misak-ı milli dedi. Türk yurdu artık Anadolu'ydu. Ve nihayet buldu savaş. 30 Ağustos'ta zafere ulaştı ordular. 24 Temmuz 1923'te Lozan Anlaşması kabul edildi. Yeni Türk Devleti'nin tapu senediydi. Tüm dünya bildi, kabul etti. Artık rejimin adını koyma vakti gelmişti. Ülkenin gidişatını değiştiren o gün geldi. 29 Ekim 1923 sabahında Mustafa Kemal Atatürk uzun bir yolun sonuna gelmişti. Vatan kurtarılmıştı. Ancak iş daha yeni başlıyordu. Kurtarılan vatan üzerinde yepyeni bir ülke kurulacaktı. 26 Ekim Cuma gecesi Mustafa Kemal Atatürk kabineyi Çankaya Köşkü'nde topladı. Yeni Bakanlar Kurulu'nun 29 Ekim Pazartesi günü seçileceği duyuruldu. Oysa Mustafa Kemal yeni bir hükümette değil, yeni bir rejimle çıkıp gelecekti. Bizim devlet idaresindeki ana programımız Cumhuriyet Halk Partisi programıdır. Halk Partisi grubu toplandı. Gündemde hükümet krizi vardı. Kemalettin Sami Paşa hükümet sorununun çözülmesi için genel başkanın görevlendirilmesini istedi. Atatürk ikna turlarına başladı. Milletvekilleriyle görüşme trafiğine girdi. Krizin çözülmesi için anayasa değişikliğini önerdi. Krizi çözecek sihirli formül ise ilk maddede yazılıydı. Türkiye Devleti'nin hükümet şekli cumhuriyettir. Artık yönetim şekli cumhuriyetti. İlan tarihi de 29 Ekim 1923'tü. Türk halkı kendi kaderini çizmiş, özgürlük ve bağımsızlığını tüm dünyaya duyurmuştu. Büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Cumhuriyet kurulmuş, Atatürk devrimlerini hayata geçirmeye başlamıştı. Dünyanın çağdaş uluslarının arasındaki yerini almıştı artık genç Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye hızla gelişiyordu. 1929'da dünya ekonomik buhrana sürüklenirken Türkiye Cumhuriyeti bütçe açığı olmayan tek ülke olarak tarihe geçti. Devrimler birbiri ardına geldi. Cumhuriyet ticareti canlandırmış, halka sunmuştu. Halkın yüzü gülüyordu. Esen bu bahar rüzgarları 1938 yılında yerini keder gözyaşlarına bıraktı. Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumdu. Türkiye bundan sonra yepyeni bir sürece girecekti. Cumhuriyet, İsmet İnönü'ye emanet edilmişti. Hızla büyüyen Cumhuriyet yeni bir savaşa karşı da direniyordu. İkinci Dünya Savaşı. Ülkede seferberlik ilan edildi. Savaş sonrası dünya yepyeni bir sürece girdi. Sürecin adı demokrasiydi. Türkiye bunun dışında kalamazdı, çok partili hayata geçildi. Tarih 21 Ekim 1946'yı gösterdiğinde ilk genel seçim yapıldı. Seçime Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti girdi. Bu Türkiye'nin ilk demokrasi sınavıydı. Cumhuriyet ve demokrasi değerleri bu kadar zor kazanılmışken hala Cumhuriyeti baskılayan güçlerle mücadele sürüyor.
Cumhuriyet'in 93. yılını kutladığımız 2016 yılında da yaşanan darbe girişimleri ve Atatürk'ün büyük bir tehlike olarak işaret ettiği ülke dahilinde iktidara sahip olanların gaflet ve dalalet içinde olabilecekleri tehlikesi. Ve Cumhuriyet'e bütün değerleriyle sahip çıkmaya çalışan, parti bayrağında Cumhuriyet'in kurucu değerlerini taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu şöyle diyor. Bize Cumhuriyet altın tabak içinde sunulmadı. Cumhuriyeti kanla kurduk, gözyaşıyla kurduk, şehitlerle kurduk, gazilerle kurduk. Omuzunda silah taşıyan analarımızla kurduk. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız. Cumhuriyetimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Bayrağımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Başkentimize sonuna kadar sahip çıkacağız. İstiklal Marşımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Yaşasın tam bağımsız Türkiye diyeceğiz. Yıl 2016. Cumhuriyet'in 93. yılı. Muhalefet lideri kaygılarını ve beklentilerini işte böyle paylaşıyordu kamuoyuyla. Önümüze ışık tutansa Atatürk'ün yol gösterici sözleriydi vakti zamanında. Kulaklarımızda hala çınlayan. Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini emin ve metin bir istikbale koyduğu kadar asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur.